Evet, 278. sorunun çözümü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sorunuz yoksa geçiyorum. Peki, 279. soruyu yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz 100'den 1000'e kadar olan sayılardan oluşturulabilen geometrik dizi en çok kaç terimli olabilir? En çok kaç terimli olabilir? Biraz uğraşın. Yani cevap 6 mı? Evet. Ben de altı buldum. Evet, Burak nasıl buldun? Anlat bakalım. Ya daha deminki 3 bölü 2 gelince bunda da 3 bölü 2'yi denedim. Yani ortak çarpan mı oluyor? Yüzdemi Deneyerek seç. yaptın ya. Aynen. Peki Ahmet sen nasıl yaptın?
Hocam ben de 3 bölü 2 olur dedim. Çünkü şey yani 2'den daha az bir değer verebilirsek yani paydası 2 olur dedim. İşte Şimdi 128 yazarak devam ettim. Bununla artan bir dizi oluşturalım buradan, değil mi? Artan Evet. bir dizi oluşturacaksak sonuçta ilk terimi x dersek ikinci terim x çarpı r kare x çarpı r küp diye gidecek. Eğer r'yi hani biz zaten r'yi bir seçemeyiz, değil mi? Çünkü o zaman hani bu soruda onun soruyor. Sayıdan oluşmak geometri dizi en çok kaç terimli olabilir? R'yi bir seçemeyeceğimizi düşünelim diyelim. Burayı atlamış çünkü. R belki bir olursa bütün terimlerine göre en çok kaç terimli. Yani o zaman bir terimli olur. R bir olursa zaten. Değil mi? Bütün terimleri aynı sayı olur. R bir olamayacağını düşünelim. R'yi de iki seçmeyiz, değil mi arkadaşlar, mantıken? Çünkü iki seçersek buradaki en küçük terim 100. En büyük terim o zaman 800 olur bu dizideki. Yani önce şöyle bir gözlemlerimizi yazalım. Bu dizide R birden büyük olacak. Ve R'yi 2'den küçük seçersem daha fazla yapma şansım var. R'yi 3 seçersem daha az terimli bir diziyle karşı karşıya kalırım. O yüzden ben R'yi 1 ile 2 arasında bir sayı seçmek istiyorum. Benim yani R dediğim şey kitaptaki gösterimle H bölü K şeklinde bir rasyonel sayı olsun. O zaman x birinci terimimiz olsun. İkinci terimimiz x çarpı H bölü K. X çarpı H bölü K'nın karesi şeklinde gidecek, değil mi? Bizim dizimizin terimleri. Şimdi bu H bölü K ifadesinde K'nın 3'ten büyük olduğunu düşünürsek, yani 3 seçersek ne olacak? H da bu bir rasyonel sayı 1 ile 2 arasında olduğu için şöyle gözlemimizin yanına yazalım. K'dan büyük. H da en kötü ihtimalle 4 olacak veya 4'ten büyük olacak. Eğer 4 olur ya da 4'ten büyük olursa H bizim buradaki sayımız en fazla 4 üzeri 4 içerebilir. Öyle değil mi? 4 üzeri 4 kaç yapıyor? 256 yapıyor. Öyle değil mi? Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Evet. Yani en fazla x çarpı h üzeri 4 bölü k üzeri 4'e kadar gidebilir. Hatta buraya kadar bile gidemeyiz çünkü burada 100 yazıyor arkadaşlar. En kötü 100 yazabiliriz yani x yerine, birinci terim yerine. Dolayısıyla 256'nın yani 4'ün kuvvetleri şeklinde yazabileceğim için az olur arkadaşlar. Az sayıda yapabilirim. O yüzden k'yı 2 seçmeliyim. H da 2'den büyük bir sayı olacağı için hatta şöyle diyeyim, en kötü 3 olabilir. İşte burada sizin dediğiniz mantığı düşünebilirim. O zaman benim R'm en kötü 3 bölü 2 olabilir arkadaşlar. 3 bölü 2 olursa terimlerim x çarpı 3 bölü 2, x çarpı 9 bölü 4, x çarpı 27 bölü 8, 8'e bölünebilen sayılar. Şu anda 8'e bölünebilen bir sayı olması lazım. 81 bölü 16. Sonra 5. kuvvetini alırsak 243 bölü 32. Değil mi? Sayım bu şekilde devam etmeli. Yani sayımızın bir sonrakine geçemeyeceğim çünkü sayımız 243'ün katı olmalı arkadaşlar. Yani son sayımız 243'ün bir katı olmalı. Ve yanlış mı yapıyorum arkadaşlar? Düşünün bakalım.
Evet, 243'ün katı olmalı. X aynı zamanda 32'ye de bölünmeli. Değil mi? Evet. Yani bir sonra bir sayı daha olsa ne olacak? X çarpı 729 bölü 32 olmalı. Ama bu olamaz. Niye olamaz? Biz en kötü X yerine yazabileceğimiz en kötü sayı 100 arkadaşlar. 100 yazarsak 100 bölü 32 3'ü geçer. 3 ile 729'u çarparsak 2000'lere gider. Bizim en büyük kullanabileceğimiz sayı 1000. Dolayısıyla böyle bir sayı olması mümkün değil. O zaman 32'ye bölünebilen ilk sayı ne? 128. O zaman ikinci sayımız ne olur? 2'ye böleriz, 3 ile çarparız. 192. Bir sonraki sayı 4'e böleriz, 9 ile çarparız. 288. Aynı mantıktan 432, 648 ve 972 çıkar arkadaşlar. Yani birinci terimi 128, ortak çarpanı 3 bölü 2 olan terim olur. Neden 3 bölü 2 olması gerektiğini herhalde anladınız arkadaşlar. Çünkü 2 olması bizim için uygun değil. Çünkü 2 olabilir. 2, R'si 2 olabilir. R'si 3 olabilir. Ama o zaman çok az terim çıkar. R'si 1 de olamaz. Demek ki R'si 1 ile 2 arasında olacak. H bölü K şeklinde olacak dedim. O şekildeki terimleri yazdığımda benim sayımın K mesela 5 terim olursa K üzeri 4'e bölünmesi gerekecek gibi düşünüyorum. Bir yandan da H K'dan büyük olduğu için K neyse H ondan en az bir fazla olmak zorunda. Eğer H 4 olursa 4 üzeri 4 256'nın bir katı olmak zorunda olacak bizim sayımız. Bu da mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla K 2, en kötü 2 olsun dediğimizde H ondan büyük olduğu için en kötü 3 olacak arkadaşlar. Hatta H 4 olamayacak. Çünkü 4 olursa 2 olur. Yani az olmuş olur. Dolayısıyla R'nin 3 bölü 2 olduğunu düşüneceğiz. R'nin 3 bölü 2 olduğunu düşünürsek de karşımıza çıkan sayılar bunlardır. Üzerinde düşünürsünüz daha sonra. Resmini çekin istiyorsanız. Evet, son sorumuz bu bölümdeki. Sonra diğer dosyaya geçeceğiz. Bu arada Fibonacci dizisinin şöyle yazayım tanımını. 2'den büyük eşit için n'inci terim, n eksi birinci terim, n eksi ikinci terimin toplamı olarak yazılıyor. Dolayısıyla f2'den başlıyoruz. İlk terime f0 deniyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurarak yapın.
2 3 mü hocam? Nasıl? 2? İkincisi de 2 mi? Ha, kaç tanesi tektir diyor. Bakayım. İlki ne kaç dedin? 3. Tekler mi 3 tane? Öyle hatırlıyorum. Aa, Yanlış mı baktım bilmiyorum. sadece F150 tek olmuyor mu? Evet. Diğerleri çift. Evet. Evet, yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk terimleri S0, F1 diye, dikkat edin S0 diye gösterimi başlamış. O yüzden ilk terimi 1, sonraki 1, sonraki 2, sonraki 3 arkadaşlar. Sonra 5, 8, 13, 21, 34. 55, 89 diye gidiyor. Gözlemimizi yapalım. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift. Yani arkadaşlar, şurası ikinci terim, şurası beşinci terim, şurası sekizinci terim. F2, F5, F8, yani F3K eksi birler çift oluyor arkadaşlar. Burada 3K eksi 1 formunda şu F41, F80 ve F200 çift, F150 tek arkadaşlar. Sonra arkadaşlar B kaç tanesi 3 ile tam bölünür? Kaç tanesi 3 ile tam bölünür? Şimdi burada da 3'e bölümünden kalanları yazalım. 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1, 3'e bölümünden 1, 3'e bölümünden kalan 2. Bakın kendini zaten şurada tekrar etmeye başlıyor. Çünkü iki tane terim aynı olunca arkasından gelen tüm terimler aynı olmak zorunda kalacak arkadaşlar. Peki o zaman ne olacak? Bu kaç sayıda bir tekrar ediyor? 2, 4, 6, 7 bir sayıda bir tekrar ediyor. Bu F0, F1, F2, F3 ve F7. Yani F 8 8K sayıda tekrar etmiyor mu? art ha? 8 sayıda tekrar etmiyor mu dedi. Tamam. 7 dediniz sanırım da. F0 8 sayıda tekrar ediyor. F0'dan başlıyor. Biri F8K artı 3 formundakiler ve F8K artı 7 formundakiler 3 ile bölünüyor. Peki 8'in katının 3 fazlası ya da 7 fazlası olan var mı burada? Yok mu? Yok. Hiçbiri 3 ile bölünmez. Anladınız mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Peki. Bu dosyayı size gönderirim arkadaşlar. Şimdi evet. Şu soruyla devam edeceğiz. Ben göstereceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar. Zaten daha önceden de alışkanlığınız var.
En pozitif tam sayı olmak üzere AN artı 1'in kuralı verilmiş arkadaşlar ama AN cinsinden verilmiş. A1'e A diyormuşuz. Buna göre AN teriminin A ve N cinsinden bulunuz diyor arkadaşlar. Burada genel olarak şunu yapacağız arkadaşlar. Genel terimini bulurken bu tarz ifadelerde birkaç tane N değeri için yazıp sonra bir tahminde bulunacağız. Diyeceğiz ki ha, demek ki bu böyleymiş diyeceğiz. Sonra onu tümevarımla ispatlayacağız. Yani birkaç terimi en yerine birkaç değer ver birinci aşama. Sonra AN'i tahmin et. Tahmininin doğru olduğunu tümevarımla ispatla. Yapacağımız işlem bu aslında. Ancak test sorusunda böyle bir durumla karşılaştığımızda tümevarımla ispatlamadan ilerleyebiliriz arkadaşlar. Yani öyle olduğuna eminsek, tahminimizin doğru olduğuna eminsek direkt tahmini yaptıktan sonra ilerleyebiliriz. Şimdi bu ifadeden AN'i bulmak istiyoruz. Önce bir görmek istiyoruz ne oluyor? En yerine bir yazıyoruz. En yerine bir yazarsak A2 eşittir. Şuralara bir yazarsak arkadaşlar 2 bölü 2 eksi A yapıyor. N eşittir 2 için A3'ü buluyoruz. Yerine yazarsak N yerine 2 şu çıkıyor arkadaşlar. 3 çarpı 2 eksi A bölü 3 eksi 2 A. Şimdi bir şeyler görmeye başladık ama hadi diyoruz bir kere daha görelim. N eşittir 3 için A4 eşittir 4 çarpı 3 eksi 2 A bölü 4 eksi 3 A. Evet, şimdi arkadaşlar buradan bir iddia ortaya atabiliriz. Bakın dörtgen 4, üçgen 3, üçgen 2, dörtgen 3, 3, 2, 4, 3, 1 A, 2 A. O zaman iddiamız şöyle. AN, N çarpı N eksi 1'den arkadaşlar burayı N eksi 1 olarak görüyoruz. N eksi 2 tane A çıkarıyoruz. Bölü N'den de N eksi 1 tane A çıkarıyoruz. İddiamız bu. Eğer bir test sorusu olsaydı buradan yolumuza devam ederdik. Şimdi test olmazsa buradan sonrasını tümevarımla göstermeliyiz. Tümevarımla ispatlayalım. Önce N eşittir 1 için doğru olduğunu gösterelim. N yerine 1 yazarsak A1 eşittir 1 çarpı 1 eksi 1 0 eksi 1 tane A bölü 1 eksi 0 tane A direkt olarak A çıkar doğru. N eşittir. Şimdi AN'in doğru olduğunu varsayalım. Tümevarım hipotezimiz. Diyoruz ki bizim iddiamızın N için doğru olduğunu varsayalım. Eğer bizim iddiamız N için doğruysa olduğunu varsayalım. N artı 1 için doğru olduğunu gösterirsek soruyu bitirmiş oluruz. Yani A N artı 1'in N artı 1 çarpı N artı 1 eksi 1'den N eksi 1 tane A bölü N artı 1 eksi N tane A olmalı diyelim. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi bize yukarıda vermiş AN artı 1'i. AN artı 1 eşittir N çarpı N artı 1 bölü 2N eksi AN. Peki AN'i yerine yazalım. Çünkü AN'in doğru olduğunu varsaymıştık. Buraya AN'i yazarsak arkadaşlar N çarpı N artı 1 bölü 2N eksi N çarpı
n eksi 1 eksi n eksi 2 tane a bölü n eksi n eksi 1 tane a. Bu ikisini şu alt tarafı payda eşitleyip toplarsak ve bölersek arkadaşlar, uzatmayacağım, karşımıza n artı 1 çarpı n eksi n eksi 1 tane a bölü n artı 1 eksi n tane a geliyor. Ki bu bizim göstermek istediğimiz şey aslında. A n artı 1'in o tahminimize uygun olarak hareket ettiğini göstermiş olduk. Böylece iddiamızın doğru olduğunu göstermiş olduk arkadaşlar. Yani özetle tekrar söylüyorum. N yerine bunun genel terimini bul dediğinde, ki dersin ilerleyen kısımlarında gene genel terim bulmaya devam edeceğiz farklı şekillerde. Genel terimini bul dediğinde 1, 2, 3 verip çıkan sonuçlara bakarak ha bu ifade aslında buna benziyor deyip bir iddiada bulunacağız. Eğer test sorusuysa iddiamızdan eminsek yolumuza devam edeceğiz. Ama bir klasik bir soru olduğunda iddiamızın doğru olduğunu genellikle tüme varımla gösteriyoruz. Tüme varımla da nasıl gösteriyoruz? En yerine 1 koyuyoruz. 1 koyduğumuzda A1'in bize soruda verilenle aynı olduğunu gösteriyoruz. Sonra ikinci aşamada bir n değeri için iddiamızın doğru olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım acaba bizi n artı 1 için doğru olmaya götürecek mi? Ona bakıyoruz. Eğer o da doğruysa arkadaşlar, iddiamız doğru olmuş oluyor ve genel terimi bulmuş oluyor.